Gezgin Çeşme Çiftlikköy'de Tine House evlerinde yaşamı deneyimleyecek. Tine House'umuza girdik arkadaşlar. Burası Tine House'umuzun oturma bölümü. 75 metrekare iç aksam ahşapla kaplanıyor. Dışı kompozit. Ben dedim ki seneye Karadeniz'de yaşamak istiyorum. Al götür. Yerin altına poseptiğini kazabiliyorsun. Sızdırmalı ya da sızdırmasız. Pis su giderlerini oraya veriyorsun. Bu gece nasıl geçecek? Sabah nasıl uyanacağım? Bunların hepsini sabah sizinle paylaşacağım tabii ki. Sen şimdi İstanbul'da müzik dünyasının içindesin, televizyon dünyası. Evet. Ne oldu? Ne yaşadın? Böyle bir yaşama döndün. Günaydın arkadaşlar. Tine House'da bir gece, güzel bir gece geçti. Gezgin Çeşme Çiftlikköy'de Tine House evlerinde yaşamı deneyimleyecek. Tine House denilen sistem arkadaşlar artık doğal yaşamla iç içe olan ve otellerden, alışılagelmiş tatillerden ve betonlara sıkışmış yaşamlardan sıkılanların alternatif olarak hayatlarına kattıkları bir gerçek artık. Ya karavan, ya bungalov evler ya da tiny house'lar ciddi derecede rağbet görüyor. Bunun üzerine ben de siz değerli dostlarım için tiny house'ta yaşamı deneyimleyeceğim. Hem de tiny house'u biraz tanıyalım istiyorum. Sizinle beraber ben de tanıyacağım tabii ki, deneyimleyeceğim. Bakalım böyle bir yaşam bize göre mi? Deneyimlerimi baştan sona sizinle paylaşacağım. Hem deneyimlerimi hem de edindiğim bilgileri. Burası şehir yaşamından uzaklaşıp gelmiş bir sanatçının, bir televizyoncunun kurduğu yaşam merkezi. Turgay Başyay'la önce kendisi geldi buraya, bir bungalov ev kurdu eşi ve çocuklarıyla beraber. Sonra kendisi bir yıl yaşadıktan sonra buradaki yaşamın tadını, doğal yaşamın zevkini, güzelliklerini, değerini anlayınca buraya bir sistem kurdu arkadaşlar. 4 tane tiny house sistemi kurdu. Tiny house'da kalmak isteyenler için burada bir sistem merkez kurdu. Şimdi tiny house'un bütün özelliklerini Turgay'dan öğreneceğim. Turgay'la buluşacağız biraz. Ama ben önce tiny house'uma bir yerleşeyim istiyorum. Yerleştikten sonra biraz içini tanıtacağım size. Sonrasında da genel bilgileri Turgay'dan öğreneceğiz. Evet, Tine House'umuza girdik arkadaşlar. Burası Tine House'umuzun oturma bölümü, salonu daha doğrusu. Burada bir koltuk takımı var. Hemen karşısında televizyon. Hemen beraberinde mutfağımız, lavabomuz, ocağımız. Burada dolaplar var arkadaşlar. Bardaklarımız, bütün sistem, tabaklar, bardaklar, çatallar, her şey yerleştirilmiş. Bu bölgede buzdolabı var arkadaşlar. Hemen burada çamaşır makinesi. Yerden tasarruf etmek için merdivenin alt tarafı dolaplar, bölmeler halinde kullanılmış. Bütün alan tasarruflu kullanılabilmek adına çok iyi tasarruf edilmiş ve bütün alan, yaşam alanı. Burada da bir dolap var. Burada minderlerimiz var. Verandadaki koltuk takımı için. Tabi sezon daha açılmadığı için henüz çevre düzenlemesi ve veranda bölümü tam olarak aktif değil. Ama şu anda bütün hazırlıkları yapıyorlar. Burası 25 metrekarelik bir tiny house. Verandasıyla beraber 50 metrekareye ulaşıyor. Buranın bir de üst katı var. Üst kat tamamıyla yatak odası. Üst kata geçmeden önce banyoyu size göstereyim istiyorum.
sanki böyle çok merdiven çıkacakmışsınız gibi bekliyorsunuz ama hayır, her şeye 4-5 adımda ulaşabiliyorsunuz. Dar, küçük gibi gözüküyor ama yaşam alanı inanılmaz rahat. Her şey elinizin altında ve bir o kadar da aslında ferah ferah, rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi dolapları merdivenin altına sıralamışlar. Mesela buraya üst katı, evet, boydan ayağa kalkamıyorsunuz tam olarak ama rahat bir şekilde yatağınıza yatıp kalkabiliyorsunuz. Burası yatak bölgemiz ve burası da dolap arkadaşlar. Burada da kıyafetler için bir bölüm oluşturmuşlar. Çok rahat bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği bir alan. Hoş geldin evime. Tiny House'uma hoş geldin. Çok güzelmiş gerçekten. Anlat bakayım detaylı. Evet, şimdi burayı kurmamın asıl amacı şehir yaşantısından, betonların içine sıkışmış yaşamlardan bunalmış herkesin doğal... Anlatır mısın, beni şimdi uğraştırıyorsun? Çok iyi fikir diye ben de dinliyordum. Hakikaten iyi fikirmiş, bak iyi düşünmüşsün. Hayır, sana 2-3 yıldır söylüyorum, gelmiyorsun. Gelmiyorum, aynen. Sen bir yıl önce geldin, önce kendine bir bungalov ev kurdun. Evet, 2 yıl önce. 2 yıl önce. Sonra burada yaşamı deneyimledin. Evet. Burada bahçeler, elektrik sistemi, kendi elektriğini üretmeye başladın. Evet. Sonra buradaki yaşamın sağlığını, doğallığını, sana olan, çocuklarına olan, ailene faydalarını görünce... Bu sefer tiny house sistemi, evet, kurup böyle yaşamı tercih etmek isteyenlere fikir veriyorsun. Aynen, fikir veriyorsun ve böyle bir imkan sunmaya başladın. Evet. Bu tiny house sistemi de son zamanda inanılmaz rağbet görüyor. Evet. Karavanlar, bungalov evler, köy yaşamları, artık, evet, şehirden uzaklaşan insanlar bu yaşamı tercih edenlere bir ortam sunuyorsun. Evet. Buranın mesela tiny house'un özellikleri neler? Isıyı geçirir mi? Yaz kış mı yaşanır? Sadece yazın mı yaşanır? Nedir? Şu an üşüyor musun? Hayır. Dışarıda üşüyordum ama. Yani yalıtımı böyle işte. Evet, tiny house'ların. Evet. Yani yaz aylarında serin, kış aylarında sıcak. Hmm. İçerideki ısıyı muhafaza ediyoruz. Tabii bunun birkaç yolu var. Ucuz yolları var, pahalı yolları var. Ucuz olan yollar köpük, işte taş yünü gibi yollardır. Dışarıda işte kompozit malzeme yerine daha ince ya da ahşap malzemeler de kullanabiliriz. Ucuz, hı-hı, olan. Ama biz her şey biraz maliyetli ama, evet, evet, bu evleri biz tabiata, doğaya emanet ediyoruz. Dolayısıyla özellikle Çeşme gibi yoğun fırtınanın olduğu, yağmurun yan yağdığı, hatta bazen aşağıdan yukarıya yağdığı bir, gerçekten, coğrafyada çok dikkatli evler yapmak zorundayız. Bir otomobil gibi, son model bir otomobil gibi yalıtım olması lazım. Zaten gerçekten yağmura karşıda bir evin içinde yaşıyorum, bir arabanın içinde yaşıyormuş, evet, hissi var ama konforlu. Evet. Ama nefes alabilen de bir malzeme. Evet. Poliuretan köpük var duvarlarda. Bu gördüğüm mesela, bu çok kaliteli bir ahşap. Tüm 75 metrekare iç aksam ahşapla kaplanıyor. Dışı kompozit, pahalı diye çok tiny house üreticileri kullanmıyor ama tabiata emanet ettiğiniz bu evlerde kompozit malzeme kullanman gerekiyor. Arada poliuretan köpük ve sonra ahşap. İşçilik çok önemli. Hı-hı. Çok basit yapılıyor. Bunlar nasıl olsa doğada doğal yaşam falan diye böyle. Biz işin üst kalitesini üretmeye çalışıyoruz. Yani kullandığımız ahşaptan, evet, işçiliğine, evet, varıncaya kadar her şeyi çok önemsiyoruz. Farkındayım. Şey soracağım. Şimdi bunu buraya kurduk. Hı-hı. Ben dedim ki seneye Karadeniz'de yaşamak istiyorum. Al götür. Alıp götürebiliyor muyum? Tabii, tabii. Ruhsat? Zaten ruhsat. O iki belgeli bulmuş. Bu evlerin tamamı karavan ruhsatlı ve senin adına alınmış plakası var. Ruhsat. Onu soracağım. İmarsal açıdan da mesela rahatsın bu konuda. Hı. Zaten ruhsatlı olan bir şeye belediye ya da başka bir kurum senden ruhsat isteyemez. Senin zaten karayollarında ruhsatın var. Bu bir karavan. Teknik manada. Anladım. Hukuki açıdan da. Bu bir karavan ve ruhsatı var. Taşınabilir. Bunun. Taşınabilir, yolda gidebilir. Köprülerin altına göre yapılmıştır. Hmm. Tabii eni 2,5 metre, boyu 8 metredir. Ama normal bir binek araba bunu sürükleyemez, götüremez değil, hayır, mi? Hayır, biraz jip olması gerekiyor. Jip tarzı. Zaten bu onun için çok rentable bir şey değil. Bunlar lüks. Karavan gibi değil. Karavandan daha rahat bir yaşam için üretildi. Bir üst segment. Daha diyelim. Yerleşik aslında. Evet. Yani sadece taşınabilir. Yılda 3-4 kere götür. Ya da götürme, koy bahçene bir tane yap bundan. Doğada yaşamayı seviyorsan, büyük şehrin gürültüsünden, bu hengamesinden uzaklaşmak istiyorsan hemen bahçeye bir tane at bundan. Etrafına bir duvar ya da tel örgü çek. Suyun elektriğin varsa ne ala. Yoksa solar sistem.
Hah, onu soracaktım. Gideri nasıl yapıyorsun? Ben bunu aldım, dağın başına götürdüm, kurdum. Benim de bir tane tarlam var. Senin tarlanın kaçıncı derece sit olduğu, tarımsal arazi mi? Tarımsal arazi ise sıkıntı yok. Yerin altına foseptiğini kazabiliyorsun. Sızdırmalı ya da sızdırmasız. Hmm. Bu şekilde bir hemen bir günde hazırlanabilen bir şey. Yani o pis su giderlerini oraya veriyorsun. Yani su giderleri oraya veriliyor. Suyu da tanker kullanabilirsin. 17 tonluk getirip oraya tankerle doldurabilirsin. Ya da yağma suyunu kullanabilirsin. Ben onu da yapıyorum. Çiğ bile dönüştürüyorum. Çiğ. Yağan çiğ bile burada bahçe suluyor. Vay. Benim su sorunum var mı? Yok. Ama evet, gelecekte olabilir. Tabii. Dünyanın su sorunu tabii, olacak. Tabii tabii kesinlikle. Bugünden önlemi alalım. Biz bunu gösterelim ki madem fikir veriyoruz, suyu da öyle kullanıyoruz. Sıcak su var. Isınma, klima. Tabii. Aynı zamanda giderleri, her şeyi. Klimadan başka çözümlerimiz de var. Yani sobalı yapabiliyoruz bunları. Havada sobalar, şömineler yapılabiliyor bu evlere. Dolayısıyla sadece odunla, kömürle de geçirebiliyoruz. Şimdi ben bu bilgileri aldım arkadaşlar. Bu gece nasıl geçecek? Sabah nasıl uyanacağım? Bunların hepsini sabah sizinle paylaşacağım tabii ki. Bütün gerçekliğiyle paylaşırım. Tabii ki. Dezavantajları var mı? Dezavantajı yok gibi şu ana kadar. Şu ana kadar gördüğümüz birey, yani kişisel olarak deneyimlediğim için bunlarda kalıyorum, yaşıyoruz, dostlarımızı ağırlıyoruz. Arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer Turgay Başyaylan'ın kendi için, ailesi için kurduğu bungalov ev. Beni gösteriyor, ben evim. Ev, aynen. Şu görmüş olduğu, şu arkadakinden bahsediyorum. Evim, bungalov, evim değil sensin ya, diye bir film vardı. Aynen. Ev benim. Ev Turgay. Evet. Ahşap ev. Biz Hazan 3 yıl önce, yani 2,5-3 yıl önce ilk kez buraya geldiğimizde pandemi dönemi yeni yeni böyle ağırlığını gösteriyordu. Psikolojimiz bozuldu. Çocuklar burada büyümeli dedim. Hemen çocuklar sahilde denize girerken, onlar bir ay tatildeyken ben bu evi yaptım arkaya. Ha. Bu sedir ev tamamen. Gemi öyle ustaları mi yaptı bu evi? Hmm. Evet. Bu ev hani sağlıklı bir ev. Ahşabın içinde hem oksijen hem ahşabın kendi sağlıklı bir durumu var. Görüyorsun arkadaşların durumu, arkadaşların durumu çok fena. İşte o kadar doğal, o kadar pozitif bir haldeler ki çok mutlular. Enerjileri şükürler falan olsun yüksek. Yani Allah tüm evet, çocuklarımıza evet, sağlık versin. Amin, evlatlarımıza. Amin. Burada sonra bahçeyi yaptım yanına. Burada da eker biçeriz dedim, organik. Hı-hı. Orada tarlamızda mesela o alanda da buğday ekiyorum. Ya da kavun, karpuz, fesleğen, fasulye, börülce. Damla sakızlarımızı orada çoğaltıyoruz Hasan. Bak bu bir damla sakızıdır. Bu oradaki ağacın yavrularıdır. Bundan 700 tane yaptık. Böyle mis kokulu damla sakızlar üretiyoruz. Bununla 7-8 yıl sonra dalı çizeceğiz. Damla sakızları içine sağlayacağız. Süper. Burası bahçe. Burası kendi mutfağımız için olan bahçe. Misafirlerimiz size için. Sen, evet. Anladım. Orada burası yaptık. Burası. Orası da kuşlara şey ürettiğim, yem ürettiğim. He. Ben aslında onlar için yapıyorum. Buğday büyütüyorum. Sonra burada kuş cenneti gibi bu iki ağaçlık alan benim. Oradaki kuşları besliyorum. İşte tavukları besliyoruz onlarla. Ya da önce birazını alıyoruz. Yine unun da tadına bakıyoruz. Peki Turgay, bir şey soracağım. Hı. Sen şimdi İstanbul'da şov dünyasının da içindesin. Müzik dünyasının içindesin. Televizyon dünyası. Evet. Aslında renkli ışıklar ve pek çok şehrin detaylarını hayatında evet, barındırıyordun. Evet. Ne oldu? Ne yaşadın? Kardeşim bak, ruh halin ne oldu? Böyle bir yaşama döndün. Birkaç cümleyle anlatayım. Evet. Teyze ve amcalarımız gönüllü fikir evimizi fazlasıyla dolduruyor. Senin de benim de. Sen de bir seyyahsın, ben de bir seyyahım. Fikirleri görüyoruz yurt içinde ve yurt dışında. Sonra ya, diyoruz ki dünyanın peşinden koştukça bu dünya peşinden koşturuyor bizi. Böyle bir şey oluyor manevi. Ya koştuğumuz sürece koşturuyor. Kendini birden koşarken buluyorsun. Bir dinginlik kardeşim diyorsun. Üç çocukla artık. Pandemi de buna vesile oluyor. Ve büyük bir cesaret tabii gösterdik. Burcu inanmasaydı olmazdı. Çok iş önemli. Yani evet, Burcu buna evet, inandı. Evet, Burcu benimleydi. Evet. Kararımın altına çizgiyi çekti. Ben de yanındayım dedi. İmzamı atarım dedi. Bravo. Çok çocuklarımızı önemli, böyle büyütelim dedi. Sonra bu fikri insanlara, televizyonda olduğu gibi bu fikri de yaymak geldi aklıma. Ya insanlar neden böyle yaşamasın? Durumu uygun olanlar, memleketinde tarlası olanlar, küçük bir bahçesi olanlar, babadan atadan kalma. Yani bu tarz bir hayattan korkmasınlar. Üç çocuklu bir sanatçı ya da sunucu bunu başarabildi. Yani işlerine buradan ay, devam ediyorsun. Abi buradan konsere gidiyorum. Home office bazı reklam çekimlerine buradan gidiyorum. Televizyon evet, programları, evet, konserler. Ya uçak her yere gidiyor evet, burada. Evet. Da İzmir Havalimanı'ndan gidiyor. Şimdi yani, insanoğlu şöyle bir telaşın içine düşüyor. Biz
bir şeyleri koşturdukça o koşturduklarımızın yaşamın gerçeği zannediyoruz. Ve esir oluyoruz. Oysa ki yaşamın gerçeği doğayla baş başa kaldığımızda ortaya çıkıyor. Hepimiz böyle bir hayat için çalışmıyor muyuz? Ya. Bak biz bu hayallerimize 60-70 yaşından sonra bir duruyoruz dünyanın peşinde koşmaktan. Bir dakika diyoruz ama geç oluyor. O zaman belin tutmuyor, bacağın tutmuyor, kolun sakatlanıyor veya başka rahatsızlıkların var. Çiçek ekemiyorsun. Çimlerini kendin biçemiyorsun. Kendin domates ekemiyorsun, fasulye ekemiyorsun. Neden bu kadar gecikiyoruz? Sağlıklı yaşam, kaliteli bir yaşam, yaşlılıkta, emeklilikte değil, emeklilikte sağlıklı olabilmek için önceden bu adımları yani atmak gerekiyor. İmkan varsa boşuna vakit geçirmeyin büyük şehirlerde. Evet. O eşi atlayın, cesur olun. Ya ben ne yaparım, çocuğum hangi okula gider? Biz burada köyde yaşıyoruz, burası köy bu arada. Evet, evet. Burası ilçe, mahalle, köy. Evet. Köyü burası. Çeşme diye kafanızda tatil beldesi olarak geçmesin arkadaşlar. Çeşmenin 10 kilometre hemen arkasında burası Çiftlikköy. Türkiye'nin sonundayız arkadaşlar. En son batı ucundayız biz. Evet. En burno şapkadayız yani biz İzmir haritasını Turgay, gözünüze getirin. Turgay Burcu bizi bekliyor. Açlıktan ölmek hamur üzereyim. Hamur işleri ve otlar için hazır mısın? Hazırım. Hadi. Gel. Burcucuğum. Bu kame ya. Çam sakızı çobalar falan. Bak beni nasıl utandırdın görüyor musun? Ya. Eli boş geldi, bir simit de geldi derken. Ya geldi. Ya. Vay. Ömürlük hatırımız olsun diye. 40 yıllık hatırımız olsun. Evet, 40 yıllık hatırımız olsun diye. Çok güzelmiş. Evet. Çok zevklisin. Hasan canım benim ama bunu tabii sponsorum var, Aspendos. Turgay tanıyor ha. Emrahlar. Onlarla anne ben bir daha ediyorum. Anne çok ben bir daha ediyorum. Canım benim. Güle güle. Aynen. Çok beğendim. Aynen. Efendim bu akşam yemeği Burcu Hanım'dan Çeşme Ot Festivali'nden otlar seçmiş ve bu otlardan katmer ve gözlemeler hazırlamış. Hoş geldiniz. Merhaba. Biz hediye faslını geçtik, sana vermiyorum hediye faslını. O yüzden yapsak ısı çok yemekten sonra içeceğiz inşallah. Aynen. Efendim Burcu'nun o lezzetli elinden yemeklerimizi yiyeceğiz şimdi. Yemekten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Tabii yoldan geldiğim için. Turgay'la sohbetimiz, akşam yemeğimiz. Burcu'nun o lezzetli gözlemeleri, katmerlerinin ardından. Şimdi ben biraz dinlenecek. Sonra da yatacağım. Sabah görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Tiny House'da bir gece, güzel bir gece geçti. Hiçbir şekilde rüzgar sesi, soğuk ya da rahatsız edici hiçbir şey yoktu. Bu arada gece tabii kamera bir şey görmediği için gösteremedim ama gün ışığıyla ve günün ilk dakikalarında ve tabii ki oksijenin vermiş olduğu enerjiyle kalkıyorsunuz. Şimdi ben bir kalkayım. Bir kahve hazırlayayım kendime. Sonra yavaş yavaş Çeşme'ye ineceğim. Alaçatı'ya. Alaçatı'da Ot Festivali varmış. Ot Festivali'ni de ayrı bir vlog olarak çekmeyi planlıyorum. Size Ot Festivali'ni göstereceğim tabii ki. Biliyorsunuz Alaçatı'nın otları meşhur. Şimdi ben kahvemi hazırlayayım. Hoppa! Tiny House'un en güzel tarafı arkadaşlar her şeyin elinizin altında oluyor olması. Yaşam alanı evet küçük ama bir o kadar kullanışlı. Toprakla birebir temas. Güne hele ki Tiny House'unuzu oksijeni bol olan bir yere kurdurduysanız değmeyin keyfinize. Toprak,
güneş, temiz hava, bol oksijen. Böyle bir yaşamı kim istemez ki? Tabii ki hayatın yükleri, istediklerimiz, tabii ki varlık, tabii ki mal, mülk, para, şan, şöhret, güç, kariyer, hayatın parçaları, hayatı rahat, konforlu yaşayabilmemiz için önemli gereçleri. Lakin sistem öyle bir hale getiriyor ki insanı, bunları amaç haline getiriyorsunuz. Amaç haline getirildiği andan itibaren de ruh artık başlıyor isyana. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da Çemberli Taş'a doğru sayacağız değil mi onu? Evet. Zeytin dikiyoruz Hasan Basri. Zeytin. Evet, zeytin ağacı dikiyoruz. Dikim işlerimiz bitmez. Hamur gönder Himmet abi. Himmet, hamur bitti. Ben yola çıkıyorum. Çok keyifli iki gün geçirdim. Hoş geldin Hasan Basri. Sefalar getirdin canım benim. Bu iki günlük deneyimim benim için gerçekten önemliydi. Sağlıklı ve doğal bir yaşam için Tiny House'u gerçekten öneriyorum. Sadece Tiny House ile karavan varsa. Beğendin mi evlerimizi? Evet, gerçekten. Emeklerinize sağlık. Eyvallah. Bekleriz yine. Ben şimdi yola devam ediyorum. İyi yolculuklar. Gezginin yola revan olma vakti. İki gün boyunca son zamanların rağbet gören Tiny House'unu sizinle beraber deneyimledim. Yeni deneyimlere yelken açmak üzere gezgin yola devam. Kanala abone olarak bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz.